Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Burada daha önce de çekim yapmıştık. Son bir tane kaldı. 24 tane villadan oluşan, ortada da geniş bir havuzun bulunduğu güzel bir site içerisindeyiz. Gün batımı villaları diye adlandırmışlar. Gerçekten güzel bir yer. Şimdi bu villaya bakacağız ama önce bir çevreyi göstermek istiyorum. Cam balkon isterseniz bulunduğum kısmı kapatabiliyorsunuz ya da pergola yapıp ileriye doğru biraz daha çatıyı ilerletebiliyorsunuz. En azından burayı kapatabiliyorsunuz tamamen. Onun bilgisini başta verelim. Güzel bir yer. Müstakil girişli, bahçeli, şık bir villa sahibi olabilirsiniz. Son bir tane kaldı. Satış rakamı da 2 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa arkadaşlar. Ön tarafımızdaki havuzu zaten gördünüz. Çok da güzel bir ağaçlandırma yapıldı. Peyzaj çalışması. Bütün villaların kendine ait bahçesi var. Bu bahçeyi de ağaçlarla çevrelediğinizde tamamen izole bir alan size kalmış oluyor. Toplamda 24 adet villamız var. Son bir tane kaldı. Gerçekten güzel bir yer. Dubleks bir villa. Merkezi konumda. Altınkum'a 3 kilometre civarında. İmbat Denizi'ne de 1,5 kilometre mesafede güzel bir ev sahibi olacaksınız. Artık bu fiyatlara da zaten yer kalmadı. Biz de elimizden geldiği kadar olan yerleri tanıtmaya çalışıyoruz. Burası bizim bahçe alanında girişimiz. Giriş kapımız da orada. Her blokların arasında bir giriş kapısı var. Oradan girdiğinizde sağ tarafta salondan ve mutfaktan çıkabileceğiniz alanlarımız var. Burası mutfaktan çıkabileceğiniz bir alan arkadaşlar. Hemen sol tarafımızda da güzel bir yeşil alanımız. Seni böyle alayım istersen, iç taraftan bakalım. Güzel bir yeşil alanımız artı dediğim gibi cam balkonla kapatabileceğiniz güzel de bir salon terası alanımız var. Ya da kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Kapatanlar var. Hemen orada pergola yapmışlar. İleride cam balkon yapmışlar. Gayet güzel. Zaten bu aralarda birer tane ağaçla, bitkiyle kapatılabilir. Çok da zor bir durum değil bu. Güzel bir yer ama değil mi? Böyle sessiz, sakin, tertemiz sahip olabileceğiniz bir yer. Dışarıya baktık, içeriye geçelim. Geçmeden önce de dışarıda da böyle 60'a 120 seramikler var. Onları da gösterelim. Gayet güzel bir alt kat, tamamen seramik olmuş. Bazı farklılıklar var, bazı güzel şeyler var içeride, onlara da bakacağız. Şimdi içeride birkaç tane malzeme var. Bunlar son kalan villa olduğu için biraz içeriye bırakmışlar bahçe malzemelerini. Bunlar temizlenecek tabii ki. Güzel bir salon mutfağımız var. Mutfak köşe kısmında olduğu için burayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buradan ölçeceğim. Toplamda 22 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor ama şu ön tarafı da gösterirsek tekrar. Ön tarafı da içeriye dahil edebiliyorsunuz. Oturma alanı olarak düzeltebiliyorsunuz. Ya da kış bahçesi gibi değerlendirebiliyorsunuz. O zaman onunla birlikte ortalama 30-35 metrekare boyutunda geniş bir alana sahip olacaksınız. Televizyon ünitesi olarak burası düşünülmüş. Yine alt tarafına, arka tarafına 60'a 120 seramik bırakılmış. Böyle niş şeklinde yapılmış ama gayet de güzel olmuş. İstenirse tamamen de kapatılabilir. Spot aydınlatmalarımız var. LED aydınlatmalarımız var. 2 tane pencere bırakmışlar buraya sabit. Jaluzi sistemde perdeler var. Güzel değil mi bunlar? Çok şık durmuyor mu? Gerçekten harika duruyor. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Sağ tarafa döndüğümüzde köşe kısımda mutfak var. Mutfağa gelmeden de 4 kapaklı bir vestiyer alanımız var. Vestiyerin yan tarafında da banyo, lavabomuz var arkadaşlar. İlk önce mutfağa bakalım. Mutfak çok şık. Antrasit renkli bir tezgah. Tezgah arası seramik de antrasit renkli. Aynı granitle devam edilmiş. Çok güzel olmuş. Yukarıda ve aşağıda da beyaz mat renginde dolap kapakları var. Raylı sistem spotlarımız var. Gerçekten çok güzel duruyor. Artı buradan dışarıya çıkabileceğiniz bir alanınız var. Burayı da İstenirse yemek alanı ya da işte sabah kahvaltılarını yapabileceğiniz güzel bir alan olarak değerlendirebilirsiniz. Her şey düşünülmüş. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Gayet güzel bir ev haline gelmiş. Değil mi? Güzel. Şirin. Daha minimalist. Daha böyle kullanılabilir. Küçük ama kullanılabilir bir mutfağınız olmuş olacak. Burada banyo lavaboyu göster. Ardından yukarıya çıkalım. Çamaşır makinesi için tesisat burada da var. Burada da kullanabilirsiniz. Merdivenler çok geniş. Özellikle şu basamak geniş tutulduğu için çok daha geniş bir hava veriyor. Ve bir tane de
Trabzan bırakılmış. Yukarıya çıkarken zorluk yaşamayın diye. Alt taraf 60'a 120 seramikti. Üst kat tamamen laminat yapılmış. Koridor da laminat, odalar da laminat. Odalar sıralı şekilde. Arkamda da bir tane olmak üzere toplamda 3 tane odamız var. Bir tane de ortak kullanım. Banyo, lavabomuz var. Hemen biz sol taraftan başlayalım. Burası toplamda 11.49 metrekare, 12 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. Gayet güzel. Tavan yüksekliği çok iyi. Bu mavi ışık değişebiliyor mu? Değiştiremedim. Evet, değişebiliyor. Mavi ışığı çok sevmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Böyle güzel bir yatak başlığı alanı bırakılmış. Buraya da bir dolap yapılabilir değil mi? Ya da karşı tarafa bir dolap. Daha küçük oda diğerlerinden. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyosu zaten. Orası biraz daha geniş. Birazdan oraya da bakacağız. Gayet güzel bir oda. Tam onun çaprazında. Tam çaprazında banyo lavabomuz var. Burası da çok güzel. Yerde 60'a 120 seramik. Duvarlarda da biraz daha antresit ama açık tonunda güzel bir seramik yapılmış. Burada duş alanımız. Küçük bir niş bırakılmış buraya. Ne var marka bataryalar kullanılmış. Güzel olmuş değil mi? Bak burada havalandırması var. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Dörtlü bitişik nizam olduğu için arkadaşlar havalandırmalar elektrikli motorla yapılıyor. Burada da vitranın gömme rezervuarı, kocaman bir tezgahımız ve burada çamaşır makinesi için de yer bırakılmış. Dolap da gayet güzel olmuş. Farklı olmuş mesela. Aşağıdaki beyaz buradaki biraz daha antresitli ahşap rengi yerine de çok uyumlu olmuş. Yan tarafında da bir odamız daha var. Odalarda klima tesisatımız hazır arkadaşlar. Hemen klimayı takıp kullanabiliyorsunuz. Buradan havuz da çok net bir şekilde gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Bu pergole muhabbet çok güzel olmamış mı değil mi? Bazı siteler izin vermiyor. Burası 14 metrekarelik bir oda. Diğerinden biraz daha geniş. Yine dediğim gibi bir yatak artı dolap rahatlıkla sığacakları yazlık bir bölge için. Yazlık bir ev için bence ideal yaz kışta yaşanılabilir boyutlarda. Çünkü Didim'in genelinde metrekareler bunlar arkadaşlar. Tabii özel bir ev almıyorsanız, müstakil bir ev almıyorsanız bitişik nizam evlerin metrekareleri bunlar. Ama tavan yüksekliği inanılmaz güzel. Şimdi şunu da göstereyim bak. Tavan yüksekliği demişken gözüme çarptı. Bu kapağı indirdiğinizde merdiven iniyor. Çatıya o şekilde çıkabiliyorsunuz. İçerisinde merdiven var. Burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. Burası da güzel. Şık bir oda. Toplamda 17 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. 17 metrekare gerçekten geniş bir metrekare. Yatak başlığını buraya bırakmışlar. Karşıya dolap, makyaj masası her şeyi sığdırabilirsiniz. Artı bir balkonumuz var. Artı ebeveyn banyomuz var. Gayet şık duruyor hepsi. Güzel bir banyo lavabo. Yine antresit renkler ve ahşap renkler var. 60'a 120 seramikler mevcut. İki kişi için gerçekten yeterli bir banyo lavabo olmuş. Hiçbir böyle kusur eksik, sadece bir şunu buldum. Mavi ışık. Özellikle aramıyorum tabii ama bunu bir değiştireceğiz. Evet, bu şekilde daha güzel. Gün ışığı yatak odasında çok daha mantıklı arkadaşlar. Eğer ev yaptırıyorsanız gün ışığı kullanın ki gözünüz yorulmasın. Özellikle erken saatlerde uyanıyorsanız böyle henüz ortam karanlıkken uyanıyorsanız gün ışığı her zaman işe yarar. Güzel bir balkonumuz var. Böyle bir göstersene siteyi tekrardan. Bak burada gördüğün gibi üst tarafı uzatmışlar. Pergola yapmışlar. Arka tarafta cam balkon yapanlar var. Kocaman bir havuzunuz var. Ve güzel de bir oturum alanınız var arkadaşlar. Klima tesisatları da hazır. Ev güzel. Böyle kuşların cıvıltısıyla uyanabileceğiniz sessiz, sakin bir ortam. Tabii ki yazın burası kalabalık olabilir. Neden? Çünkü yazın insanlar buraya tatil için geliyor. Ama o kalabalıklık 1-2 ay sürüyor. Tabii ki sosyalleşmek için bence gayet mantıklı bir yer. Eğer özellikle yurt dışında yetiştirdiğiniz bir çocuğunuz varsa burada sosyalleşsin istiyorsanız böyle havuzlu siteler her zaman diğerlerine göre daha artı puan veriyor. Çünkü burada çokça arkadaş edinebilir. Gayet güzel. Siz burada otururken ya da bahçede otururken çocuğunuz havuzda yüzebilir. Onu da görebilirsiniz. Böyle bir sorun da kalmıyor ortada. Güzel bir yer. Kendine bahçesi var.
2.700.000 TL'ye sahip olabileceğiniz şık bir villa bence sizi bekliyor. Kesinlikle gelip görün.